Bence erkekler kadınlardan hep daha zeki. Yani veganlık iğrenç bir yaşam biçimi, çok sağlıksız son derece. Yani hayvan yemeyelim de ne yapalım? Hayvanlar bizim yememiz için var. Tabii, geylik bir hastalık mesela yani. Nasıl bunu beklemiyordun? Beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum gerçekten. Yani evet sevgili dostlar, bir tek grubun taşlaması yetmedi. Bütün dünyayı toplayıp bizi taşlamaya davet ediyoruz. Evet, galiba konumuz bunlarla ilgili Mustafa Bey. Bazı konular var gerçekten. Üzerine konuşmak, yani ne taraftan bakarsan bak üzerine konuşmak mümkün değil. Çünkü o konunun, mesela bunlardan bir tanesi beslenme, vegan vesaire. Aynen. Bunlardan bir tanesi hayvanları koruma vesaire şeyde. Bunlardan bir tanesi kadın erkek cinsiyetle alakalı bir durum gibi gibi. Hani böyle çok uzatabiliriz. Siyasi anlamda, politik anlamda içerikler var. Spor, magazin anlamında içerikler var. Hep vatan, millet, kutsal falan. Kutsallarla alakalı kocaman bir dünyadayız. Ve bu dünya, Türkiye sınırları içerisinde söylüyorum. Çünkü bu fanatizm Türkiye sınırları içerisinde daha çok belirgin ve özellikle son 10 yıl içerisinde daha baskın bir şekilde hissettiğim şeylerden bir tanesi. Ve bu konuşulamaz bir durum. Ne söylenirse söylensin. Ya şu seviyeye bile inebiliyor şey. Yani çocuğuyla işte sosyal alanlara girme. Ağlayan çocuk sosyal alanda susturulur mu, susturulmaz mı? Bilmem ne olmalı mı, olmamalı. Ben senin çocuğunun ağlamasını çekmek zorunda mıyım, değil miyim falan diye. Ve bu konuya dokunamıyorsun. Yani tartışmaların tümü tartışıp ortak bir uzlaşma metnine varmak için ola gelen bir şey. Ama bu tartışılabilir durumda değil. Yani öyle bir şeye dönüyor ki mesela kadın erkek eşitsizliği ile alakalı hikayede. Bunu mantıklı hani tartışalım, bir sonuca varalım. Yani arkadaşım, yani kadınlar ölüyor gerçekten bu eşitsizlikten. Bunu çözmemiz lazım. Çözebilmek için de bunu tartışmamız lazım bir taraflarından tutup. Derdimiz bu acının yaşanmamasıyla alakalı diyemiyorsun. Abi ne istiyorsun diye soruyorsun. Hani gerçekten ya, ne istiyor, ne yapayım istiyor. Ya birini öldürelim falan diyor. Bir hafta kadar unutuyor, geçiyor ya şeyin içerisinde. Kısırlaştıralım. Kısırlaştıralım ya da bu konu konuşulmasın. Bu konu olmamış olsun. Yani hayatımızda hiç başımıza gelmemiş olsun. Tabii. Bu arada gerçekten yani gelmemiş olsun da bu arada o kadar da iğrenç konular hani başka bir tarafında. Ama bu böyle de çözülmeyeceği belli yani. Bir yerden bunu ayıklaya tanımlaya ayarlamamız, çözmemiz ve uzlaşmamız gerekiyor. Bunu eğitimle, yapıyla, her tür bakış açısında. Yani bu nasıl oluyor da bu kadar fanatik hale gelebiliyor? Bu kadar çözümsüz hale gelebiliyor? Çünkü bu bir hastalıkmış gibi görünüyor bu fanatizmin kendisi. Daha önceki bölümümüzde konuştuğumuz bir şeylerle çok yakından da alakalı yani. Burası da bir konfor alanı hacım. Şimdi birçok, biz mesela diyelim uyuşturucu maddeyle ya da sigarayla savaşan dernekler vesaireler, işte Yeşilaylar, şunlar bunlar bir şeyler var ya. Şimdi çok güzel bir şey yapıyorlar. Yani bağımlılık kötü, işte sigara zararlı. Yani bu çok onurlu bir şey. Yukarıdan baktığın zaman başlık olarak çok iyi. Fakat burada özellikle en çok sesi çıkan, en çok aktivist olan birçok insanın enteresan bir özelliğini görüyorsun baktığında. Bunu yıllar önce, isim vermeyeyim, bir köşe yazarı yazmıştı, ortalık çok karışmıştı. Sigara içmemek dışında hiçbir faydası olmayan insanlar en şiddetli sigara karşıtlarıdır diye bir şey yazmıştı. Şimdi bir şeye karşıtlığı bir varlık alanı olarak benimsediğinde ya da bir şeye taraf olmayı tek varlığını onaylayan şey olarak önüne koyduğunda orada fanatikleşiyorsun. Yani orada bir ekstra bir durum oluyor ve bu insanla bir şey konuşamıyorsun. Mesela bu ne kadar soylu, ne kadar doğru, ne kadar bilmem ne olursa olsun bir şeyin fanatiği olduğunda o şey ya hakikatin ta kendisi yahut yalanın en büyüğü haline geliyor. Yani arada bir normal insani bir devre tutturamıyorsun bu insanlarla. Ve fanatikleşme bütün işte bu bizim aslında dünyadaki insani sorunların büyük bir kısmını oluşturan şey bu. Yani bir yere yapışıp orada benim varlığım buna bağlı ya da buna karşı durmaya bağlı. Bir şekilde onunla savaşmazsam ya da bunu savunmazsam, bunu böyle göklere çıkarmazsam benim varlığımın bir anlamı yok tarzında bir oturuma dönüşüyor bu iş. Şimdi ya bütün bu mesele yine insanın aynı zaafıyla ilgili. Bir primat olarak bir yere yapışmak istiyor, bir yerde güvence bulmak istiyor, bir yerde var olmaya çalışıyor. Kendi hayatındaki gerçek, organik, sosyal ilişkiler, doyumlar, planlar, hayaller, projeler, başarılar, bir şeyler eksildikçe insanların böyle bir grup içerisine yapışıp orada varlığını daha derinden hissetme ihtiyacı çok artıyor mesela. Bu hepimizde olan bir şey. Ben birini böyle primat diye aşağılıyorum, kendimden bahsediyorum. Biz buna teşne bir varlığız. Bunun farkına varmak bir zaten bunlardan kurtulmayı getiren bir şey. Ve
Kimse bundan ari değil. Mesela işte çok tuhaf bir örnek. Yani ben yıllardır beyin çalışıyorum. Yani beyin konusunda okuduğum kitaplardan hakikaten isilik bastı vücudumu. O kadar çok beyinle ilgili şey okuyorum, çalıştım, ettim. İşte hastanelerde görev yaptım bilmem ne. Da televizyona çıkıp bir kadını tekliyoruz, bir beyin diyoruz, bir şey diyoruz. Oradan bir gazeteci zıplıyor, oradan bir bilmem ne zıplıyor. Mesela bir gazeteci diyor ki böyle profesör olmaz olsun. Şimdi ne diyorsun sen? Yani neden bahsediyorsun? Konu ne? Yani, sen ben ne dediğini anladın mı? Ha, beyin diyorum ya, beyin. Adam gazeteci mesela. Aşağılamak için söylemiyorum. Konusu değil yani, anlatabildim mi? Normalde ne gerekir? Ya hoca sen bir şey dedin de ne diyorsun Allah aşkına? Nedir bu işin kanıtları? Adama veriyoruz, kitaba dipnot yazıyoruz, internete makale koyuyoruz. Adam onlara bakmıyor bile. Çünkü orada pozisyonlandığı bir yer var. Ki bu arada... O pozisyonlandığı yeri kaybetmemesi gerekiyor. Ve bütün bağırış çağırış oradan kaynaklanıyor. Bu iletişimin mümkün olmadığı bir hal. Ama yani bir şekilde buradaki iletişim, yani bu fanatizme rağmen bir şeyi çözümlemek gerekiyor. Ya da en azından bunu da bir uzlaşma zeminine çekmek gerekiyor. Çünkü bunu çekmediğin sürece nitelikli tartışma olmayacak. Nitelikli tartışma olmadığı sürece hani iddia ediyorsun yani kadın ölümü de devam ediyor olacak. Çocuk tacizi de devam ediyor olacak. Ya da gerçekten beslenmeyle ilgili aşmamız gereken belki de makul yöntemlerden bir tanesi vejetaryanlığı ya da veganlığı da anlamıyor olacağız. Çünkü bu bir... Fanatik yani bu bir hikaye, nitelikli hikaye örüntüleri çıkartmıyor ki ortaya. Bak, devamlı dokunmamam gereken aynen. Bir şey varmış gibi bir şey oluşturuyor. Bak en başta söylediğimiz o cümleler yani hakikaten işin marjinal tarafını vurgulamak için ama mesela vejeteryanlık ve veganlık. Yani ya böyle olacaksın ya da bunu savunacaksın ölümüne. Yani kebap yesen bile bunu savunacaksın. Öyle tipler de tanıyorum ben. Yani biz de berbatız abi. Hiç yememek lazım falan. Ya %100 bu ya da Allah cezanızı versin. Her gün kebap yiyeceğim ben. Yani etsiz yaşanmaz modu var. Şimdi araları niye buharlaşıyor? Halbuki ben mesela işte kitapta ne yazdım? Dedim ki ya 5 gün vejeteryan ol abi. 3 gün vegan ol. Sonra git kebabı göm. Arada bir tatlı ye. Yani çünkü bizim sistem böyle çalışıyor. Bizim sistem ara ara şaşırtmalı bir sistem. Biz böyle makina gibi, işte dizel araba gibi onu benzini koyunca giden bir şey değiliz ki. Yani o gün ona, bugün buna ihtiyacımız var. İşte ishal olduğumu daha çok su içeceksin. İşte peklik varsa sinameki otu için bir şey yapacaksın yani. Sistem her gün aynı makina gibi işlemiyor. Dolayısıyla bu aşırı fanatik duruşlar bizim yediğimizi içtiğimizi bile bozuyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani bir kısmı sırf ya sağlıklı olacağım, ya onurlu bir hayat yaşayacağım, ya daha insani canlılara şefkat falan yapacağım diye bildiğin kendini öldürüyor. Ya vegan diyetin sürdürülebilirliği yoktur abi. Hiçbir bilimsel kanıtımız yok bu konuda. Bak net söyleyeyim. Fakat vegan diyet kötüdür anlamına gelmiyor bu. Arada bir vegan olmamız lazım. Yani her gün et, süt, yumurta yenmez, olmaz. Sisteme arıza verir. Yani veganın hayatımızda çok vegan olmanın hayatımızda çok önemli bir yeri var. Ama sen vegana kılı olursan ki benim bunun için çok şansım vardı. Ben et seven bir adamım ve ne zaman insan sindirim sisteminde etçil bir şey anlatsam bir vegan terörü başlıyor. Yedi falan filan da bir dur. Yani bu insanın et sindirecek bir mide asidi var sonuçta. Yani buz gibi fizyolojik gerçek. Onu görünce ben ne yapmalıydım normal refleksif bir homo sapiens olarak? Lan nereden veganlar böyle Allah belanızı verir ben de bu taraf o zaman her gün kebap yiyin bunu savunmaya başlamam gerekiyor. Ama orada çok zorlanıyorsun ortada arada kalabilmek, arafta durabilmek için. O çok çok zorluyor insanı. Ve birçok insan da bu tantana içerisinde arada gezip kafaya göze darbe almaktansa bir tarafa geçip rahat ediyor. Ama sorgulayan adam hep ortada gezer. Bir dakika abi, bir dakika der yani. Buraya başka bir bakış açısı daha üretmek gerekiyor belki. Yani mesela bu çatışmaların oluştuğu yerde iletişimci olarak bakıyorum yani. Belki buraya daha üstten bu çatışmaları gördüğün anda itibaren uzlaşmasızlar diye belki başka bir isim daha takmak gerekiyor buradaki hikaye. Ya bunlar uzlaşmasız abi. Yani bunu bir hakaret olarak kabul edilmesi gereken bir dile dönüştürmek gerekiyor. Bunu eşcinsel gruplar homofobik kelimesiyle muhteşem yaptılar bu arada. Evet, aynen öyle. Homofobi aslının dışında da genişletilmiş anlamda kullanıldı. Gerçekten sopa gibi de kullanıyorlar. Aynen. Canları istedikleri her kadar. Yerde. Yani hani bardağı sevmiyor musun sen? Homofobik misin yoksa böyle şeyler karşı? Çok çok beğenmişimdir ya yani iletişimci açısından çok iyi bir çözümdür bir şeydi. Belki bu tarz uzlaşmasız ortamlar içinde şeyi üretmek lazım. Yani çözüm istemiyorsun abi sen. Yani sen çözümsüz kadrosun, çözüm aynen. Üretmiyorsun. Aynen. Çünkü hikaye şununla alakalı yani elimizdeki bilgiler, oluşturduğumuz duygular, hikaye örüntülerini bir araya getireceğiz, sentezleyeceğiz, daha iyisini yapacağız.
İlk eşeğini üremeden bu yana biz bunu böyle yaptık. Bilgilerimizi bir araya getirdik, yeni bilgi organize ettik, çıktı. Yeni bilgi organize ettik, çıktı. Yani bundan başka bir teknik yolu yokmuş gibi görünüyor dönüşmenin, daha iyi hale getirmenin. Ya aklıma bir örnek geldi, o benim unutulacak şeylerde eşcinsellikle ilgili bir bölüm var. Şimdi eşcinselliğe işte hastalık diyenler var, eşcinsellik tercihtir diyen var, saygı gösterilmeli diyen var, bir sürü bir şey var. Ben biyolojik taraftan bakıp orada dedim ki eşcinselliğin beyinde bir yeri olabilir. Yani doğal bir varyasyon olabilir. Hepsi olmasa da en azından bir kısmı biyolojik kökenlere dayanabilir dedim diye bana mesela bir yazımın altına şöyle bir yorum yazıldı. İnternette bu aynı zamanda blog yazısıydı. Ha bir heterodan da homoseksüeller artık ders alacaklar. Yani yaşamı öğrenecekler. Yavrum bir benim heteroseksüel olduğumu ne biliyor? Yani bir birinci bu var ya. Yani. Oradan bir kere onu sağlamış. İki, aldığı pozisyon muhtemelen arkadaş gay herhalde. Ben sana ne hastasın diyorum, ne tercihine sonuna kadar saygılıyım, gazla git diyorum. İkisinden farklı bir şey söyledim mi? Pozisyonlayamıyor ve bana kızıyor. Çünkü kafasındaki kutulara oturmuyor söylediğim şey. Ben ona hasta demiyorum. Diyorum ki senin benim beynim nasılsa senin beyninde de öyle bir versiyon var. Bir de bu taraftan bakalım mı duyamıyor insanlar. Dolayısıyla uzlaşmazlar gerçekten dediğin doğru. Bunlarla sohbeti hakikaten kesmek lazım. Akillerin sesini yükseltmek lazım. Evet, tartışılabilir yani, durumda tutanlar. Evet. Fikri her ne olursa olsun ama bunu yani tartışmaya açık, ılımlı demeye ihtiyaç yok. Fikrinde ılımlı olmak zorunda değil, üslubunda ılımlı olmak zorunda insanların. Hani öyleymiş gibi geliyor. Fikrin yani çok sert ve köşeli bir fikre sahip olabilirsin ama yine de bunu tartışılabilir bir ortam içerisinde, bir üslup içerisinde tutmaya ihtiyacımız var. Elbette. Çünkü yani hiçbir bilginin, hiçbir fikrin, hatta hiçbir hikayenin kadim ve sabit olmadığını öğrenmiş olmamız lazım. Senin hiç tartışılmaz bir şeyin yok mu? Hiç böyle tartışılmaz bir şey. Yani özellikle üzerine yürüdüğüm şeylerden bir tanesidir. Böyle bir şey olursa ben koşuyorum üzerine. İşte o yüzden yani tuhafsın muhtemelen. Ha yani, yani böyle bir şey fark ettiğimde ben koşuyorum. Yani bana bu sorunun aynısını sordular çünkü. Yani iki gün falan net düşündüm yani. Yani gerçekten mesela ben hep inançlı bir insan olduğumu söylerim. Benim bütün inançlarım da tartışılabilirdir. Yani ki zaten yıllardır onları tartışıyorum. Hani bu serbestliği hiç tatmamış insanlar var biliyor musun? Yani herhangi bir konuda. Yani belki benim de gizli bir yerde bir tartışılmaz bir şeylerim vardır. Henüz gün yüzüne çıkmamıştır, biri ona meydan okumamıştır falan filan ama yani her gün günlük hayatta yüz yüze geldiğimiz insanların öyle tartışılmazları var ki, rahmetli bir abim yazık şey, evrim konuşuyoruz masada böyle. Ben abi diyorum işte böyle böyle olmuş falan, ben bir şey anlatıyorum. Abi dedi dur falan. Dedim ne oldu? Ya iki kuruşluk imanım var vallahi o da gidecek. Bana bunları anlatma dedi. Beni söyle. Ya kendisi böyle emekli asker falan, bayağı böyle entelektüel falan, görmüş geçmiş. Böyle bir şaşırdım. Abi dedim senin imanla ne alakası var? Ben sana bir biyolojik bir şey anlatıyorum falan. Ya mesela orada onun tartışılmaz bir şey olduğunu görmüştüm mesela. Orası onun için çok rahatsız edici. Ve bu rahatsızlık çok belirleyici. Çok belirleyici. Yani günlük hayatımızda insanların kendilerini nereye nasıl pozisyon... Daha doğrusu ne karar alıp ne yapacaklarını çok belirliyor. Düşünsene bütün hayatlarını belirliyor insanlar. Burada ama bir şey daha var galiba işin içinde. Ama kelimesini kullandım. Aksine yani hiçbir şeyi reddetmeyeceğim. Üzerine ekleyeceğim. Yanına koyacağım sadece. Bir kere dedim. Yok yok vallahi demedim. Demedim sayı. Galiba işte o stabil hale gelme çabası ya da işte hayatta hiçbir şey değişmesin ve ben yorulmayayım. Ya hayatta her şey beni çok yoruyor zaten falan gibi. Denge denge. Bu ama denge hali değil bence. Konfor hali. Konfor hali şeyde. Galiba bunun da çok büyük bir etkisi var. Çünkü o yeni öğrendiği şeyle alakalı buna da şimdi doğru dersek ya da bunu da tartışılabilir hale getirsek iyi daha yarın öbür gün şimdi 1000 tane koşulumuzu değiştir. Yani İnan onu da mı şu dediğin lafı yorum olarak her aldığımda kenara 1 lira atsaydım evim vardı şu anda Boğaz'da. O derece yani. Bir sana mı kaldı? Bunu da tartışırsak daha ne yapacağız biz? Abi biz ne yapacağız o zaman? Yani sana göre onu tartışma, bana göre onu tartışma. Herkes her şeyi tartışmasın, okey. Yani bazılarının kırmızı çizgileri olsun, bazılarının tartışılmazları olsun. Ama tartışanları rahat bıraksınlar. Çünkü hakikat oradan çıkacak. Yani müsaademe efkar bariye hakikatten doğar sözü var işte Namık Kemal'in. Yani fikir değiş tokuşu olmazsa... Şöyle şeyleri ezbere biliyor olmanı hastayım. Ama çok havalı ya bu dönemde. Gerçekten ya. Çok havalı ya. Ben de oturup uğraşacağım şunları ezberlemek için. Müsaademe efkar. Mesela bu lafı söylediğin zaman böyle bir salonda sunum yaparken Mehmet Akif'in dizesini çok okuyorum ya burada da söyledim daha önce. Hangi müşküldür ki himmet olsun asam... İnsanlar böyle bir de sonunda şey yaparım. Hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın? Hangi dehşettir ki hira asan olmasın? Nasıl söz?
Bütün salon böyle duruyor. Anlamamız gerekiyor galiba falan diye. Dıt. Ama o sırada çok acayip zihin kontrolü bu. Yani burada itiraf edeyim, çok ciddi. Bir anda insanlar kilitleniyor. Bir dakika bunu anlamamız lazım. Şeyi bugünkü dile tercümesini söylediğin anda kimse o dizenin anlamını unutmuyor. Yani bir anda dikkat yükseliyor. Söyle, ya böyle. Söyle. Şey işte hangi zor durumdur ki, hangi müşküldür ki birleşip odaklanıp biz onu aşamayalım. Asan olmasın o demek. Hangi dehşetli, korkunç durumdur ki insanı görünce korkup kaçmasın. Yani insan aslında böyle bir varlıktır. Yani umutsuzluğa düşmeyin falan, gaz vermeye çalışırken. Bu arada bu konuştuğumuz konuya da harbiden güzel oturmuş. Aynen oturur. Tebrik ve takdir ediyorum. Her konuştuğumda Mehmet Akif bir gelir zaten. Yani o hep bir ziyaret eder, böyle bir tık tık yapar. Boşa değil diyorsun. Tabii, tabii. Güzel bir şey. Havalıdır abi, ezberleyelim. Bir de beyni genişletir. Dili daha önceki bölümde konuşmuştuk. Dilin sınırları belirleyici etkisi aynı zamanda işte bu fanatikliğimizin de sınırlarını belirliyor. O dilden bir çıkabilirsek, mesela dilden çıkmanın bir yollarından biri bu. Başka dilleri öğrenmek, eski kelimeleri, etimolojileri, hede hede. Senin başka, de takık olduğunu biliyorum. Evet evet, başka düşünme yöntemleriyle öğrenmek. Evet. Başka zihinlerin bakış açısıyla öğrenmek. Ve çetrefilli, dallı budaklı bir zihne sahip olduktan sonra da dertlerin farklılaşıyor. Yani dertler bitmiyor tabii ama farklılaşıyor. Yani artık o fanatik grupların dışında başka dertler seni bekliyor. Dert yoksa hayat yok zaten. İlla bir şey olacak. Ya belki şey basitliğini aradan da söylemek lazım. Bu videoyu öyle tamamlayalım. Yani biz şiddet oluşturmadan tartışacağız. Bu hayatın acayip rutinlerinden bir tanesi ve bunu dışarıdaki adama yapamazsın. Ya dışarıdaki adam tırnak içinde söylediğim söz. Herkese yapabileceğimiz bir şey değil. Herkes bu kapasiteye sahip değil. Ya onu kenara alıyoruz ama yani bazen şey de oluyor ya, tartışmayalım mı? Ne kadar tartışalım? Yani bu ama abi bizde böyle, yani öyle bir şey değil. Yani şeyi ayırt etmek gerekiyor ya. Abi futbol oynayacaksak kural koyalım. Ben onu yapmaya çalışıyorum azıcık. Oyundan ne çıkacağı konusunda bir fikrim yok ama bu bir futbol oyunuysa kural koyalım. Doğruyla ilgili, gerçekle ilgili bir şeye ulaşmak istiyorsan tartışacaksın. Bunun başka yolu yok. Bir araya geleceksin, tartışacaksın. Ama şiddet de uygulamayacaksın. Şiddet uygularsan fanatikleşiyorsun. Fanatikleşirsen atıllaşıyorsun. Stabilleşiyorsun. Olduğun yerde duruyorsun ve bir şeyi dönüştüremiyorsun. Bir şeye de ulaşamıyorsun. Öyle geçirdiğimiz bir 10 yıl olduğunu düşünüyorum. Yani 2010'da 10 yıl bırak, Twitter bunun için kuruldu. Hey işte. Yani Twitter bunun için kurulmuş. Yani. Ben Twitter'da uzun süre bir şeyler anlatabileceğimi düşündüm. Öyle bir üstün niyetle yaklaştım. Mesela bildiklerimi yazdım, düşündüklerimi paylaştım. İnteraksiyonlara cevap vermeye çalıştım. Baktım ki adam duymuyor. Çünkü oraya duymaya gelmiyor. Dolayısıyla benim Twitter'dan öğrendiğim en önemli şey şu. Ben orayı kamuoyu yoklamaları için kullanıyorum. Şu kafada fikir olacak, bakayım ne etki yapacak diye, ama gerçek fikri alışveriş için asgari çaba gerekir. Bir ortama dahil olmak, bir mesai harcamak, merak icabında etmek, ücret ödemek, bir şey yapmak gerekir. Yani oraya dahil olmak için bir filtreden geçmen lazım. Herkese açık bir yer, yani çarşı, pazar fikir yeri değildir. Burası insanın otomatize yaşadığı bir yerdir ve otomatik davranışın ne yaptığını görmek isteyen otursun Twitter'da boş boş timeline izlesin. İnsanların neyle uğraştığını, gelişkin bir primatın nelere sebep olabileceğini oradan okuyabilirler. Dünya genelinde kendi takip ettiklerini değil, dünya genelindeki trendlere baksınlar, Türkiye'deki trendlere baksınlar, insanlar nelerden bahsediyor. İnsanı tanımak istiyorlarsa iyi bir başlangıç noktası, ama bu çarşı pazardaki insan. Şu meclisteki insan, buradayken özellikle açık beynin şu masasını işaret ediyorum. Bu meclisteki insan öyle geyik yapamaz işte. Çünkü buraya gelirken bir mesai harcıyor bu insanların hepsi. Bir bedel ödüyorlar, bir ter atıyorlar ve buraya geldiklerinde o sözün, o görüşün, o alışverişin kıymetini biliyor oluyorlar. Dolayısıyla bu filtreden geçenler zaten konuşacak, zaten anlaşacak. Çünkü gönül isterdeki herkes böyle olsun ama zaten böyle bir dünyada bize ne gerek var abi işte yani. Hocaya da biraz değil mi anlatacağı bir topluluk lazım. Kardeş yapmayın böyle falan filan diye. Amacımız, hayalimiz inşallah herkes yapabilsin. Ama herkesin yapamayacağını net olarak biliyorum. Yine de ucundan referans koymaya tabii, çalışalım tabii. İşte. Şimdi yani. Burada gıcık verdim, bu etki daha da artacak falan. İnşallah. Yine herkes. Bakalım ilk iki dakikaya tuzağa düşüp altı lılılımı yapacak, ulaşacak mı? Kesin abi, hepsini nereden izleyecekler, mümkün değil. Bak bu son cümleye de yorum yazan. Güzelmiş. Tebrik ediyorum. Biz de.